Abi 20 orada var. Abi onu da burada şu. 18 de şu. Abi 18, 20 de şu. 78 kişi. Daha 2001'i de bugün müsaade istedi. Yok lan 80 kişi. Geriye kaç para buradasın? Burada barış kaldı. Abi. 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 Arkadaşlarım benim, halimlerim var. Kızım, tamam demet de sayabilirim. Bak haberi doldu ha. Şimdi geçti. Yani demet sayarım. Demet etki kadar yövmesini bana yazarım. Bunu kabul edek gene. Hadi bak. Kimin demedi eksik? Yövmesini bana. Beğenmediğini bağlama. Ayık. Sonra hiç uğraşmam abi. Keserim keserim. İşçiliğin maliyeti bunun. Bir işçi 70-80 en fazla yapar. Bir efendi ablam. Neyimiz var? Bu tarafa koy yapar. Yerimiz tertemiz oluyor. Mesela. Ya 1-2 ton alırsın, işte rehabilite edersin. Burada 5 dönüm, 10 dönüm ekersin abi. Evet. Gelirse onu ekersin. Onu gelmedi abi çiğ şu an. Geldi zaman yani çok ekmene gerek yok. Bu sefer de tam dediğim malı yakar yani. Patlak oluyor, çatlak oluyor. Ama ikinci sene tohum da abi. Ben ondan fayda beklemeyeceğim, şimdi gelen maldan. Yani onu ben satarım, kadara beklemeyeceğim. Alacağım. Direkt tohum yapacağım. Tohum basacağım. Ama gidip gel oğlum. Manisa'lar malı. Ya o oldu. Acaba biraz daha ablam. Hem konuşak hem de üretten olak biraz. Ben sepetleri sayarım akşamüstü. Kaç sepet yapmış ben eve çıkıyorum. Söyleme. Size Ramazan karışamaz. He. Yok. Buranın kadrosusunuz. Sağ ol. Sağ ol. Bir tane de işi değil. He? Şu soyma. Şu çuvaldakiler soyma. Bak soyma. Soyulmuşsa yok. Senden iyisin. Senden de hem dublemanlı. Temiz temiz. Gene güzel gördüğümü buraya. Yanında adam sarımsağı soyup satıyor mu? Evet abi makine. Ya onun işçi parasını kurtarır mı lan? Makinesi var abi makinesi. Onların makinesi, makinesi var lan. Elinden mi soyuyor sanki makinesi abi satıyor bunu. Fırına veriyor. Ali abi gece uyuyorum abi video atmış. Şu İspanyol malı, Fransız malı söküm makinesi. Abi bende bir tane altın babam bir tane gördüm abi. Bende babam attık. 35 santim abi ha taraf. Şerif göre edeceğim diye 35 santim aynı mahsul alırım diyeyim. Şöyle aynı verimi. Kimden? 35 santim aynı mahsul alıyor musun? Alırım diyeyim. Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugün Maraş Pazarcık Akçakoyunlu köyündeyiz. Şu sarımsak sökme makinesinden almaya geldik. Nasıl çalışıyor onu öğrenmeye geldik. Onu görüyoruz, ondan bir tane alacağız. Burası sarımsağın çok ekildiği sarımsağın merkezlerinden bir tanesi. Şimdi makine alttan gidiyor, arkada tırnakları var. Onlar da toprağı yumuşatıyor. Böyle sarımsaklarımız sökülüyor. Şu şekilde. Şeyde Onyareli'de sarımsağımız vardı. 90 dönüm. Onun sökümü yapılacak. Ondan önce burası merkez olduğu için nasıl yapılıyor, işçilik nasıl yapılıyor, durum nedir onu bir öğrenmeye geldik. Ve bu makineden de bir tane alıp götüreceğiz inşallah. Sarımsağın fiyatı bu sene bayağı bir düşük. Şu anda 8-10 lira civarında. Tarla fiyatı 10-11 lira bu bantta gidiyor. İleride nasıl olur bilmiyoruz. Soğan fiyatları da düştü. 5 liraya kadar düştü taze soğan. Şu anda yeri 7,5 liraya kadar çıktı. Bizim esas mevzumuz şu anda sarımsak. Bu makineyi ve sürerken günde tahmini olarak en fazla 8-10 dönüm yer sürebilir.
Çünkü çok yavaş gitmesi gerekiyor. Bir takviye birle arkada şapla çalışıyor. Şap ona bir düzenek yapılmış, balans yaptırıyor. Bıçak önden kesiyor. Arkadaki elekler de onu sallayıp birbirinden ayırıyor. Basit bir şey ama kullanışlı bir şey. Şimdi öbür tarafta işçiler de bunu bağ yapıyor. Ondan da videonun devamı gelecek. Burada da gereken bilgiyi aldıktan sonra işçilerin yanına gideceğiz. İşçiler nasıl topluyor, nasıl bağ yapıyor, onun hakkında da görsellerimiz olacak ve videomuz bu şekilde olacak. Bugünkü videomuz sarımsak. Şimdi bu taraftaki tarla biraz taşlı ve otlu olduğundan dolayı otunu tam iyi alamamışlar. Biraz zayıf kalmış sarımsak. Şöyle şunu görüyoruz. Ama şu diğer tarlalara gideceğiz. Orada çok mükemmel sarımsak var. Hem iri hem kaliteli. Tahmini olarak dönüme 1,5 ton ile çok iyi olursa 3 tona kadar, ortalama 2 ton burada kuru sarımsak alınıyor. Şimdi videoyu burada bir ara yapacağım. Oraya gidip oradan da çekimlerimiz devam edecek arkadaşlar. Arkadaşlar söküm yerinden geldik. Söküm yeri oradaydı. Zayıf bir tarlaydı. Burası güzel. Bunlar sökülüyor. Makine orada söküyor o şekilde. Oradaki işçiler bu şekilde bağ yapıyorlar. Yani küme yapıyorlar. Daha sonra da onlar da bağ yapıyor. Onların yanına da gideceğiz. Bunu eğer işçiniz az ise, yani işçi problemi varsa, tarlada biraz fazla kalma durumu eğer varsa, öbür tarafta göstereceğim. Bu sarımsakların başlarını alta getiriyorlar. Otlarını üzerine kapatıyorlar ki şu şekilde. Yani şurayı tamamen kapatıyorlar. Güneşte yanmasın diye. Sarımsak çok işçilik isteyen bir iş. Zor bir iş. Dönüm maliyeti çok yüksek. Yaklaşık olarak dönüme 40 yömiye, bir dönüme 40 yömiye gider. Yömiye yerden yere fiyatlar değiştiği için onun hesabını kendi bölgenize göre yaparsınız. Adana koşullarında, Çukurova koşullarında ve Ereğli koşullarında yömiye 334 lira artı servis ücreti, artı çavuş çift yömiye alıyor, artı sucu 400 liraya mal oluyor. Yani bir dönüm sarımsağın işçilik maliyeti minimum, verime göre tabi güzel sarımsaktan bahsediyoruz, minimum 15 bin lira. 4-5 bin lira tarla kirası 20 bin lira, artı tohumu, ilacı, gübresi, dönüm maliyeti 25-30 bin lira. İyi bir sarımsak, çok iyi bir sarımsak dönüme 3 ton mal veriyor. Şu anda fiyatlar 10 lira 11 lira. Bu sene iyi sarımsaklar, şu an için konuşuyorum, maliyetine çalışıyor. Zayıf olanlar zarar etme durumu olabilir. Şimdi oradaki söküm yerini gördünüz. Bir de buradaki sarımsakları da görüyorsunuz. Şeyinden. Telefonu bir uçak moduna alayım da her videoda başıma geliyor. Sarımsağın sapından sarımsağın kalitesini, daha iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Bir de söküm yapılırken önce bir sıra sökülüyor. Böyle küme yapılıyor. Birkaç gün sonra öbür arası yapılıyor. Gelin, gelin. Kolay gelsin. Makine söktükten sonra işçiler bu şekilde temizleyip toprağını çırpıp böyle küme haline getiriyorlar.
Şimdi burası küme haline getirilmiş. Daha sonra bağlama yeri var. Bağlama yerine de gidelim. Oradan kasalara katılıp pazara nasıl sunuluyor. En son onu da gösterip videonun sonuna geleceğiz. Kolay gelsin dayı. Nasıl gidiyor? Çalışıyor abi. Çalışıyor. Allah kolaylık versin. Zor mu iş? Kolay hiçbir iş yok. Kolay bir iş yok ya. Hepinize kolay gelsin. Sağ ol dayı. Şimdi mal meydanda diyorlar ya, bu tarladaki sarımsak 2500-3 ton arası. Aslında normalde sarımsağın olması gereken fiyatının günümüz tarihinde konuşuyorum. Haziran'a yaklaşmışız. 2023. En az 15 bin lira olması lazım. 15 TL olması lazım. Toptan fiyatından bahsediyorum. Yani soğanla sarımsağı kıyasladığımız zaman sarımsağın hem işçiliği çok hem tonajı düşük. Ama fiyat soğanın yarısı. Soğan abartılı bir şekilde yüksek. Bu Türkiye'nin kaderi. Bundan 2 sene önce de, geçen sene değil, önceki sene miydi? Soğan tarlada kalmıştı. Onun videosunu yaptım. Ve bir şey tarlada kaldığı zaman öbür sene vatandaş ekmiyor. Genelde öbür sene para ediyor. Ya da bir şey çok iyi para ettiği zaman öbür sene para etmiyor. Şimdi seneye herkes dağdaşı soğan yapacak. Bu sene domates yaptıkları gibi. Domates deyince inşallah domates de para eder. Durum bu şekilde. Şimdi bir bağcıların yanına gidelim. Ve orada da paketleme yapıyorlardı. En son böyle küme işi bittikten sonra diğer işçiler de bunları bağ haline getiriyor. Hani Manav'da pazarda aldığınız sarımsaklar şu şekilde bağ oluyor ya, bu şekilde bağ haline gelmesi için bu işlemlerden geçiliyor. Önce sökülüyor, sonra toparlanıyor, sonra da burada emekçi kardeşlerimiz böyle bağ yapıyorlar. Kolay gelsin. Her bağda kaç tane katıyorsunuz? 12. 12 tane, tahmini 1 kiloya yakın, 1 kilo civarında yapılıyor. Şu anda burada herhalde bir 100-150 işçi var. Bir de oraya da gidelim ve videomuzu sonlandıralım. Orada kasaya da katıyorlar. Şimdi böyle kalitesiz olanları, şu şekil olanları, bunları ayırıyorlar, çuvallara katıyorlar. Bu ikinci. Bunun birincisi 11 liraysa muhtemelen bu da 5-6 lira bir şeydir. Orada da kasaya katılıyor ve bugün şurada kasaya katılan bir şeyler nereye gidecek dedi ya. Marmara tarafında bir ilçeydi de, Düzce mi dedi. Vallahi unuttum arkadaşlar. O tarafa bir yere bugün gidecek. Hallere gidiyor. Halden manavcılar, pazarcılar, marketçiler alıyor. Oradan da sizin sofranıza geliyor artık. Buradan çıkış 11 lira. Bunun tabi nakliyesi var. Kasa bedeli var. Yerine ulaşana kadar 12-13 lirayı, 14 lirayı bulur. Muhtemelen orada da 20'ye satılır. Tabi bunun vergileri de var. Ve 20'ye alınan mal 30'a mı artık pazarcı, manavcı 30'a satar. Kimi 40'a satar, kimi 25'e satar. Kolay gelsin dayı. Dayı siz burada ne yapıyorsunuz ya? İş yapıyorsunuz? Burada evet. Çalışıyoruz, iş yapıyoruz. İyi, Allah kolaylık versin. Sağ olasın, merhaba. Merhaba, ehlen. Sıdır rahatı. Sağ ol, yetişir rahatı. Sağ ol, yuvarlan şükürüm. Ama Urfa'yla. Şükürüm. Urfa kere. Sürücü. Ticam gönlü. Talike. Talike, Sertoğlu. Ey zoncu kendi. Zoncu lan merhaba lan. Köyümü duydu, kaçmaya başladı arkadaşlar. Ya la bir ki. Dakika.
Ben çok hatırladım diyor. Demek ki tedarbek haliye kutudur evi ya. Dişkici anı otayı. Hadi çavuş anı. Çavuş anı. Bak harca zoncu ki. Çıldı ki harca rahatı. Ona kuala ki tecrübe burada arkada. Ha. Ha. Kuala mı burada arkada? Yok kuala kuala her derine maşallah. He. Abi video bakalım tema. Değerli dostlar. Burası da paketleme yeri. Demin bahsettiğim olay şuydu. Güneşte eğer fazla kalacaksa şu şekilde saplarını üste, köklerini alta getiriyorlar. Güneşten zarar görmesin diye. Ama anında 1-2 gün içinde bunu yapacak işçiniz durumunuz varsa bunu böyle yapmaya gerek yok. Aksi takdirde her ihtimale karşı böyle yaparsanız zarar görmemiş olur. Yapılan bağlar da şu şekilde kasalara katılıyor ve pazara gidiyor. Bunlar taze tüketim. Bekletecek arkadaşlar. Bunu bekletiyor. Kışlık olarak depolarda muhafaza ediyorlar. Şu şekilde bitmiş hali bu şekilde artık satışa sunuluyor. Şurada işçiler var. Burada var. Yani bu sarımsak işi komple işçilikle olan bir iş. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugün buraya sarımsak söküm makinesini almaya geldik. İncelemesini yapmaya geldik. Bu arada videosunu da çekmiş olduk. Maraş, Kahramanmaraş, Pazarcık, Akçakoyun köyünden hepinize sevgiler ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.